Tilki ile Leylek Masalı. Çok eski zamanlarda günlerden bir gün hayvanların dostça yaşadığı güzel bir ormanda tilki ile leylek komşu olmuş. Tilki misafirperverlik yapıp komşusu olan leyleği bir gün yemeğe davet etmiş. Lezzetli mi lezzetli, etli bir çorba yapmış. Tilkinin yaptığı çorbanın kokusu bütün ormanı sarmış. Çorbanın kokusunu alan leylek sabırsızlıkla yemek saatini beklemeye başlamış. Ev sahibi tilki kendi aklınca kurnazlık yapıp leylek çorbayı içemesin diye yaptığı etli çorbayı derin olmayan yayvan bir kaba koymuş. Davet zamanı geldiğinde yemek masasına oturmuşlar. Leylek uzun gagasıyla ne yapmışsa bir türlü çorbayı içememiş. Ve komşusu tilkinin evinden karnı aç olarak ayrılmış. Leylek tilkinin evinden ayrılırken tilki "Yemeği az yemene üzüldüm. Leylek kardeş, galiba yaptığım yemeği beğenmedin." demiş. Leylek "Olur mu? Çok beğendim. Ellerine sağlık. Yemekler çok lezzetli olmuş." demiş. Aradan birkaç gün geçmiş. Bizim leylek de tilkiyi akşam yemeğine davet etmiş. Tilki büyük bir sevinçle bu daveti kabul etmiş. Davet vakti geldiğinde karnı zil çalan tilki leyleğin evine gitmiş. Leylek yaptığı yemeği ağzı daracık olan kavanozlara koymuş. Uzun gagasıyla kavanozdaki yemekleri afiyetle yemiş. Karnını bir güzel doyurmuş. Tilki de kavanozun etrafını yalayabilmiş sadece. Maalesef yemekten bir lokma bile yiyememiş. Bizim kurnaz tilki misafir olduğu evden ayrılırken ev sahibi leylek ona dönmüş ve "Komşum tilki, akşam yemeğinde aç kaldığın için özür dilememi beklemiyorsundur umarım." demiş. Tilki leyleğin bu sözlerine hiçbir cevap veremeden karnı aç ve mahcup bir şekilde oradan ayrılmış. Tilki yaptığına pişman olmuş ama iş işten geçmiş. Masalımız da burada bitmiş. Başkalarını aldatmaya çalışanlar bir gün gelir, kendi kurdukları tuzaklara düşüp kendileri aldanırlar. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri her zaman dürüst olanlara, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.